Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Bolu programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yolunuz Bolu'ya düşerse lezzetli bir kebap nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını verecek çok değerli bir konuğum var. Bolu'nun en yeni, en kaliteli lezzet durağındayız. Tabii işletme müdürü Ömer Bey ile birlikteyiz. Tabii kebabın yanı sıra buraya gelen misafirlerine neler sunuyorlar onu birlikte konuşacağız. Böyle bir yerin varlığı tabii ki yeme içme sektörüne, kentin yeme içme sektörüne katkısını da konuşacağız. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslında biz teşekkür ederiz Bolu'muza geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bolu güzel bir yer. Bolu deyince de tabii ki Bolu yemek sektörü de çok konuşuluyor. Özellikle aşçılar da zaten çok yetenekli. Aynen öyle. Bolu'ya böyle bir lezzet durağı kazandırma fikri öncelikle nasıl oluştu ve ne kadar süre oldu? Bir onu konuşalım hikayesini. Tabii ki. Biz öncelikle lojistik, teknoloji ve bilişimle ilgili bir firmalarımız var bizim. Bunun yanında biz yurt dışı çalıştığımız için buradan gelen misafirlerimizi ağırlamak istiyorduk. Bu ağırlamayı kendimiz yapalım diye düşündük direkt. O yüzden böyle bir fikir geldi aklımıza. Biz de bunu gerçekleştirdik. Tabii ismi Bolu'yla da ilgili değil mi? İsmini koyarken buraya. Aslında öyle düşündük. Biz Trabzonluyuz. Yıllardan beri Bolu'dayız. Bizi Trabzon'daki yaylamızın ismini koyduk. Koyduk. Tamam, hikaye oradan geliyor. O bağlantıyı da kuralım. Çünkü o ismi duyanlar Trabzon'u düşünebilirler değil mi? Bunu da açıklamak güzel oldu. Peki mekanımız kaç kısımdan oluşuyor? Her bir kısımda neler var? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Mekanımız iki kısımdan oluşuyor. Bir iç taraf, salon tarafı. Bir de dış taraf, bahçe tarafımız var. Salon 40 kişilik, bahçe tarafımızda 40 kişilik. Toplamda 80 kişilik misafirimizi aynı anda ağırlayabiliriz. Biliyoruz. Haftanın kaç günü açık burası? Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz? Haftanın her günü 7 gün açığız biz. Pazar günleri saat 1'de açıyoruz. Akşam 10'da kapatıyoruz. Diğer günler ise 11'de servise başlıyoruz. Gece 1'de de kapanışı gerçekleştiriyoruz. Özellikle öğle ve akşam servisinde yoğunluğumuz var. Aynen öyle. En çok öğlen ve akşam servisinde yoruluyoruz, hizmet ediyoruz. Çok güzel. Paket servisimizin de olduğunu söyleyelim mi, ekleyelim? Tabii ki. Aynı zamanda evlere, işte dükkanlara, her yere paket servisimiz var Bolu merkezde. O zaman lezzetlerimize gelelim. İzleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardı. Tabii kebapla başlayalım. Özellikle kebap konusunda çok başarılısınız. Ne var kebapta çeşit olarak? Kebap çeşitlerimizde öncelikle şunu belirtmek isterim. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bu yüzden zaten insanların aklına kebapçıya geldim dediği zaman ilk aklına gelen şey Adana kebap oluyor. Şurada gördüğünüz gibi Adana kebabımız var. Çok güzel. Burada yanında Urfa, çöp şiş, dana bonfileden yapılan çöp şişimiz var. Kuzu şişimiz var, kuzu ciğerimiz var. Tavuk ürünlerinden kanadımız var. Tavuk göğsünden yapan. Yani orada da başarılısınız ve orada da öne çıkıyorsunuz. Aynen. Tavuk göğsünden yapılan, yani tavuk filetodan yapılan tavuk şişimiz var aynı zamanda. Bunun yanında köftemiz de var. Köftemiz de beğeniliyor. İçli köfte tadı. Yok, hayır, normal bildiğimiz köfte. Izgara köfte. Köfte, ızgara okey. Köftemiz var. Bolu özel bir konumda. Hem batıya, İstanbul'a giriş kapısı, hem Anadolu'ya çıkış kapısı. Dolayısıyla böyle bir yerin varlığı çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bereketli, teşekkür bol ederim. Kazançlı bir 2024 yazı diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.